Ben biraz hava alacağım. Ha dur ben de eşlik edeyim. Hayatına nasıl devam edeceksin Nurşa? İşin yok. Bundan sonra da olmayacak. İnat edip gurur yapıyorsun. Yine de zararlı sen çıkacaksın. Tehdit olarak algılama. Annen olarak seni uyarıyorum. Dediğimi yapmazsan sahip olduğunu düşündüğün her şeyi kaybedeceksin. Elimden aldığını sandıkların sahip olduğum her şey değil anne. Evet, işime mani oldun. Olabilir. Yine yapabilirsin. Ama benim hayatımda hiçbir şey değişmeyecek. Çünkü ben senin aksine gücümü sahip olduğum servetten ya da kontrol ettiğim bağlantılarımdan almıyorum. Senin tahmin ettiğinden çok daha güçlüyüm ben. Çünkü ben sırtımı para, güç ya da network gibi şeylere yaslamadım. O yüzden benim güvendiğim hiçbir şeyi yıkacak kadar kuvvetli değilsin sen. Uslanmayacaksın, anlaşıldı. Peki, o çok güvendiğin hayatın elinden kayıp gittiğinde neler olduğunu beraber göreceğiz. Yeter artık anne. Bıktım senin tehditlerinden. Bizden uzak dur. Hayatımızdan uzak dur. Ya ben deli miyim? Divan mıyım acaba? Neyim ben, neyim? Divane, divane. Neyse ne Gonca, aklım yok demek istiyorum. Ali Çoğu'yu bırakmak benim görevim. Hangi kafayla Neva Hanım teslim ettim ya? Yeter artık Musa. Ya Neva Hanım ben götüreceğim diye tutturmuş, sen ne yapabilirsin? Sana söz hakkı bile vermemiş, kendini suçlama. Bir bahane bulabilirdim. Ali Çoğu hasta oldu. Bak, kardeşime de çok üzdüm be. Of ya. Bak Ali çok iyi şimdi. Herkes de mutlu. Sen de sakinleş biraz. Yapma böyle. Hadi sen de sakinleş artık oğlum. Yeter bu kadar. Emanete böyle sahip çıkılmaz ki. Küçücük bir çocuk ya. Okulu götüremedi. Eve gelince tek karşı havada. Avra tavla bile yapardı. Sinir oluyorum ha. Vallahi pırasayla döveceğim seni. Döv Halise abla. Kır kafamı. Vur vur. Hak ettim ben bunu ya. Ay bu da deli çıktı iyice. Tamam sakinleş biraz. Gel otur şuraya. Gel. Gel dedim. Otur. Sakinleşene kadar buradan kalkmayacaksın tamam mı? Aferin kızım iyi yaptın. Heh. Gonca sen şu dolapların içini bir elden geçir. Ben de kahyaya çorba yapıp götüreceğim. Toparlanıyor maşallah. Tamam abla. Fotoğrafçı aramadı hala. Aradığım fotoğrafçı. Yarın gidip alacağım. Sen merak etme. Musa, o fotoğrafları yerine koymazsak dayım var ya kıtır kıtır keser bizi. Biliyorum, biliyorum. Tamam işte. Aramazsa ne yapacağız? Ne konuşuyorsunuz bakayım öyle fısır fısır? Hiç. Halise abla diyorum ki sakinleş biraz artık. Unut şu olayı, işine gücüne bak birazcık. Toparlan diyorum yani.
Evet, sakinleş artık. Yani. Biteriz. O fotoğrafı yerine koyamazsak biteriz Musa. Yerine koymamız lazım artık. Hallederiz. Hallederiz. Sen bir daha arasana. Hadi ne olursun, ne olursun. Ara tekrar. Hadi. Neler olduğunu anlatmayacak mısın? Anlattım ya. Daha ne duymak istiyorsun? Gerçekleri ne bacım? Ali'nin bu hale gelmesinden sorumlu olduğunu biliyorum. Ama gidişatın iyi değil. Yanılıyorsun Perihan. Ben hiçbir şey yapmadım. Uzatma artık, sıkıldım. Sana yardımcı olmaya çalışıyorum. Yanlış yapıyorsun, yanlış yere oynuyorsun. Afife torununa yapılanları öğrenirse seni mahveder. Yeter. Afife'nin öğrenebileceği hiçbir şey yok. Benim de senin aklına ihtiyacım yok Perihan. Neler oluyor Nurşah? Annemin istemediği bir şey olduğuna ne olur abi? Tabii ki kaos. Önce evliliğimizi bitirmemiz için bizi tehdit etti. Eğer kabul etmezsek hayatımızı mahvedeceğini söyledi. Şimdi de sözünü tutuyor. Ne demek oluyor bu? Tüm müvekkillerimizi elimizden aldı. Hepsini tek tek arayıp ikna etmiş. Bizi azlettiler. Kızımın iyiliği için ne lazımsa onu yaptım. Aklın başına geldiğinde öfken de geçecek. Sen belli ki kendinden başka kimsenin sesini duymuyorsun anne. Tamam, peki. O zaman yaşayıp göreceğiz. Evine döneceksin Nurşah. Yaşayıp göreceğimiz tek şey bu. Bugüne kadar benden çok fazla şey aldın anne. Ama artık izin vermeyeceğim. Artık kendi hayatım için, sevdiğim insanlar için mücadele edeceğim. Bıraktığın yerde olmadığımı göreceksin. Görüşürüz abi. Sınırları iyice aştığının farkındasın değil mi anne? Ne demek oluyor bu? Ben ne yaptığımı biliyorum. İnsanları rahat bırak. Herkes istediği hayatı istediği gibi yaşar. Sen buna müdahale edemezsin. Haddini bil Orhun. Ne yapmam gerektiğini sana soracak değilim. Kendi aklınla yaptıklarının sonuçları ortada. Sen kimsenin yerine karar veremezsin. Buna hakkın yok. Israrlı bildiğini okuyarak herkesi mutsuz ediyorsun. Yapma artık. Mutluluk dediğin şey kenar mahallede boş beleş bir adamla evli kalmak mı? İstediğini yap o zaman. Ama şunu unutma. Her zaman Nurşah'ın yanında ve destekçisi olacağım. Afife'cim, birlikte gidelim istersen. Lüzumu yok. Toparlandınız maşallah. Musa'nın abartılı çabalarına rağmen iyileşmeyi başardım.
Kafayı ise çok taktı. Vallahi engel olmasam bir ihtiyacınız olur mu diye başınızdan ayrılmayacaktı. Neyse, küçük beyden haber var mı? Haber geldi, iyiymiş. Maşallah. Afanım döndü mü? Daha gelmedi. Ali'yi bırakıp gelmez zaten. Benimki de laf. Evde her şey yolunda değil mi Halise? Beni mahcup etmediniz inşallah. Her şey yolunda, aklınız kalmasın. Çiftlikteki sorunlar da halloldu. Sebzesi, sütü, yoğurdu. Hiçbir şey aksamıyor. Desene. Bensiz de işler yürüyor. Neyse. Önemli olan hanımefendinin rahat etmesi. Düzenimiz belli. Bir şekilde işler yürüyor. Öyle de olmak zorunda. Ev sahiplerine hizmet için buradayız. Ama aynı çatı altında olsak da yerimiz belli. Hira geldikten sonra düzenimiz değişti. Aramıza girdi, yanımızda durdu. Ama durumumuz değişmedi. Maaşlarımızı ödeyen insanlara hizmet için buradayız. Yani çok şükür. Biz yine burada çok iyiyiz. Başka evlerde çalışan arkadaşlarımdan neler duyuyorum neler. Allah var. Demirhanlılar her şeyden önce adaletliler. Maaşlarımız da iyi. Ama ne olursa olsun aramızda bir sınır var işte. Hasta olsak kapımızı kimin çalacağı belli. Neyse, başınızı şişirdim. Çorbanızı için dinlenin. Ben sonra tabağı alırım. Sağ ol. Teşekkür ederim. Bisküvi dedin, yemiyorsun ama. Atsaydın bari bir iki tane ağzına. Yok, yemeyeceğim. Akşama yeriz birlikte. İyi misin? İyiyim. Yastığını düzelteyim. Böyle daha rahat edersin. Feriha. Gel, yanıma otur. Yanına mı? Gel. Gel. Feriha. Şimdi sana sevdiğine kavuşması yıllar sürmüş bir adamın hikayesini anlatacağım. Dinlemeye sabrın var mı? Bu adam bu kadını canından çok sevmiş. İlk görüşte aşık olmuş. Taze bahar çiçekleri gibi bakmış ona. Ona hiç kıyamamış. Her yaptığını sevmiş onu. Ama gün gelmiş, ayrılmak zorunda kalmışlar. Kavuşamamışlar. Adam kalbini mühürlemiş, basmış mührü. Yıllarca asla hiçbir kadını sevmek aklın ucundan bile geçmemiş. Yalnızca onu sevmiş. Masal bu ya. Yıllar sonra karşılaşmışlar. Adamın kalbindeki mühür kendiliğinden açılmış. Bu kadın bu adama bu
bu dünyada cenneti yaşatmış. Ama adam hastaymış. Çok zamanı yokmuş. Oysa ki adam bütün ömrünü bu güzel kadının güzel gözlerine bakarak yaşamak istiyormuş. Ama adamın çok zamanı yokmuş. Ne kadar yaşayacağını bilmiyormuş. Sen evlenelim dedin. Ben hayır dedim. Senin kalbini kırdım. Ama sen yine de beni bırakıp gitmedin Feriha. Üzüldüm ama önemli değil. Yeter ki sen iyileş. Yani kırıldın diye demiyorum. Gerçekten haklıydın. Sen haklıydın. Özür dilerim. Feriha. Bu hasta adamı kalan günlerinde mutlu etmek ister misin? Fikret. Nasıl oldu bu? Oldu işte. Kenan kardeşim yardım etti. Benimle evlenir misin? Tabii ki. Nurşu hoş geldin. Ali nasıl? Ali iyiyim. Merak edilecek bir şey yok. İyi. Ali iyi ama sanki sen biraz gergin gibisin. Başka bir şey mi oldu? Annemle karşılaştık da. Ne söylediğine? Canını sıkacak bir şey değil her zamanki şeyler. Ama moralimi bozmayacağım artık. Anladım. Sen ne yaptın? Var mı bir gelişme? Adliyeden arkadaşımla konuştum. Onun yanından sonra birkaç arkadaşımla daha konuştum. Onların yanına gittim ama herhangi bir sonuç yok. Çözemiyoruz yani. Yani eski müvekkillerimizle yeniden anlaşmamız mümkün değil. Çok zor gözüküyor. Ama moral bozmak yok. Bakacağız bir çaresine. Bu sırada yeni müvekkiller de bulabiliriz. Tabii o da zor. Ki annem onları da engelleyeceğini söylemişti zaten. Ama dediğim gibi, moral bozmak yok. Bozmuyoruz. Bir çaresini bulacağız. Aynen öyle. Merhaba. Nurşah ve Kenan Çevik, doğru mu? Evet, biziz. Buyurun. Bunu size gönderdiler. Bize mi gönderdiler? Kim gönderdi, affedersiniz? Başka bir bilgim yok, Kenan Bey. İyi günler. İyi günler.
Hanımefendi. Kendini yorma. Uzan. Senin için endişelendim. Nasılsın? Daha iyiyim. Fakat son günlerde yalnız da olamadım. Çok özür dilerim. Kendini üzme. İyi oğluna bak. Sen her zaman yanımdaydın zaten. Başka türlüsü mümkün değil. Biliyorum. Hanımefendi. Hiçbir şey istemiyorum Musa. Kaç kere söyledim sana. Rahatsız etme diye. Hanımefendi. Bu neydi şimdi? Bilmiyorum ki Nurşah, gördün işte. Yani adam hiçbir şey söylemeden çekti gitti. Bakalım o zaman. Kim göndermiş? Abim. Abim mi? Ne yazıyor sana? Demirhanlı Holding'in hukuk biriminde çalışmamız için teklif göndermiş bize. Çıkmayacak mıyız dayı? Acelen mi var? Bir yere mi yetişeceksin?
Yok da teyzem şey dedi, pastaneye gidecekmişiz. Aliço artık iyileşti bence. Baksana, gezme planı yapmış. Bir de gülüyor. Bence de iyileşmiş. Ayaksi, hemen de çıkamıyormuşsun. Teyzenle planlarını erteleyeceksin artık. Çıkamayacak mıyız yani? Çok baskı altındayım. Hira ablan çok fena bakıyor. Dayın şaka yapıyor Aliço. Pastane planına dahil etmedin ya. Biraz kıskanmış olabilir. Hep beraber gideriz dedik dayı. Hira ablanla sen olmadan gitmem ki ben. Doktor iyi olduğunu, çıkabileceğimi söyledi. Tabii ki şaka yapıyorum. Oh be. Ama teyzenin acil bir işi olduğu için çıkmak zorunda kaldı. En kısa zamanda gelip götürecekmiş seni pastaneye. Söz verdi. O zaman hep birlikte gideriz artık, olur mu? Siz benim hep yanımda olun. Her zaman. Sonra bıkma ama bizden. Orhun'u Hira'ya bağlayan ipleri tek tek kesmem gerek. Hangi ipten başlamam gerektiğini de gayet iyi biliyorum. Senden kurtulmanın zamanı geldi artık Ali. Dükkanın yerini gördünüz. Gayet ferah ve feza. Lokasyon da süper. Ay evet evet. İnanın ilk görüşte aşık oldum Raşit Bey. Kiracınız olmak için ne isterseniz yapmaya hazırım. Yalnız öyle her önümüze geleni vermeyiz dükkanı. Bizim gibi iyi insanlar arıyoruz. Bazı şartlarımız da var. Emlakçı size söylemiştir herhalde. Ay evet evet biliyorum, hepsini kabul ediyorum, hiç merak etmeyin. 3 kira peşin, 3'te depozit istiyoruz. Ay, anlaştık, hiçbir endişeniz olmasın. Sizin kiracınız olmak için ne gerekiyorsa yapacağım. Ay Raşit Bey, sizi hiç görmedim ama. İnanın kanım çok kaynadı. Kendimi çok şanslı hissediyorum. Güzel. Biz bu muhitin eskilerindeniz. Herkes bizi sever sayar. Merak etmeyin. Her türlü ihtiyacınızda yanınızda oluruz. Sizi yalnız bırakmam. İyi günler Muhalle Hanımcığım. İyi günler, saygılar. Aferin.
Vallahi sirkeli suyla temizlik yapmak işe yaradı ha. Bak dükkana hemen müşteri buldu be. Hmm. Mualla hanımcığım değil mi? Yeni kiracı. Duydum. Ya evet. Kötü enerjilerin hepsini kovduk. Her şey yoluna girmeye başladı. Ne dediysem tamam dedi ya. Bayılmış dükkana. Ha, bayıldıysa kolaya yetiştirseydin Raşit'ciğim. Bir o eksikti çünkü. Nasıl afetim? Duydum kadınla konuşmalarını. Sana bir kibarlıklar geldi, böyle bir kırıldın, bir döküldün. Hayırdır, sen daha önceden tanıyor musun bu kadını? Ya afetim, ben kadının yüzünü bile görmedim ki. Ya kadın öyle kibar konuşunca ben de kibar konuştum ya, fırsat kaçmasın diye. Aman kaçarsa kaçsın. Bize kiracı mı yok? İstemiyorum ben bu kadını. Yok, Allah Allah. Ya afetim, zaten zar zor kiracı bulduk. Yani ne dediysek tamam dedi. Bak, 3 kira peşin, 3 de depozit verecek. Yani biraz cebimi para görsün ya. İstemem para mara. Sen benim senin o kafanı yarmadığıma dua et Raşit. Ya afetim, niye böyle yapıyorsun ki ya şimdi? Ben ne yaptım ki? Bu kadını istemiyorum. Konu kapanmıştır. Lan arkadaş, kıskanacak zamanım oldu ya. Ben aynı şartları kabul eden başka kiracıyı nereden bulayım ya? Hadi bakalım hazırlanalım. Hira abla, bugün okula gidemem artık değil mi? Bugün değil ama yarın iyi olursan gidersin. O zaman birlikte bir şeyler yapalım. Olur tabii, yapalım. Söyle bakayım, ne istiyorsun? Bir oyun parkı var bizim okulun yanında. Geçerken hep görüyorum. Oraya gidelim mi? Görüyorum ki Aliço artık iyileşmiş. Bence de iyileşti. Ama park şu an için biraz hareketli bir aktivite. Senin dinlenmen lazım. Üstelik doktor da aynı fikirde. Hemen eve gidip dinlensin dedi. Hoşuna gitmedi biliyorum. Ama park kadar eğlenceli bir teklifim var. Akşama kim sıcak çikolata ister? Sıcak çikolata ve sinema ziyafeti. Bana uyar. Ama bir şartım var. Akşama kadar güzelce odamızda dinleneceğiz. Madem öyle, o zaman biz ikimiz izleyelim. Aliço istemiyor galiba. Ama eminim biz çok eğleneceğiz. Tamam. Birlikte izleyelim. O zaman hızlıca toparlanıyoruz, eve gidiyoruz ve akşama kadar dinleniyoruz. Sonra sinema keyfi. Akşama kadar dinlemek çok sıkıcı olmaz mı? Başka şeyler yapamaz mıyız? Hadi bakalım, oyalanmayalım. Yolda pazarlık yaparız. Hadi ayakkabılarını giyelim. Bunlar son mülkü günlerimiz. Kızını çıkartın bakalım. Kutlay'dan çıktı artık. Bundan sonra asla geri dönüş yok. Bana birini bulmanı istiyorum. Musa abinden sen mi istedin bunu? Hayır tabii ki. Niye abimden böyle bir şey isteyeyim ki? Tamam, sakin ol. Yani ne olduğunu anlamak için soruyorum sadece. Yani Ali için hastaneye gittiğimde annemle biraz tartıştık. Abim de bu duruma şahit oldu. Haliyle ben de bazı durumları anlatmak zorunda kaldım. Ama hepsi o kadar. Yani bana destek ol gibi bir talebim olmadı.
Anladım. O zaman abin kendi inisiyatifiyle. Belli ki bize yardımcı olmak istemiş. Destek olmak adına da böyle bir şey yapmış. Başka bir ihtimal yok zaten. Yani arkamda birinin beni koruyup kollaması hoş bir his aslında. Ama bu şekilde olmaz. Ben en iyisi abimi arayayım, bu konuda dallanıp budaklanmadan teklif reddettiğimizi söyleyeyim. Nurşah, sanırım teklifim elinize geçti. Teklifin için çok teşekkür ederiz abi. Bana destek olduğunu bilmen ne kadar iyi hissettiriyor bilemezsin. Ama nasıl desem, seni de kırmak istemiyorum da biz bu teklifi kabul edemeyiz. Böyle diyeceğini tahmin etmiştim. Ama bu teklif size iyilik olsun diye yapılmadı. Konu iş olunca ne kadar profesyonel ve acımasız olduğumu bilirsin. O yüzden bu teklifi bu açıdan değerlendirmenizi isterim. Takibimde olan bir hukuk bürosuydu sizinki. Kenan da ben de çok teşekkür ederiz. Ama dediğin gibi, ben de abimi iyi tanıyorum. İş konusunda çelik gibi olduğunu biliyorum ama... Onun kız kardeşi olduğunda ne kadar korumacı biri olduğunu da iyi biliyorum. Başkaları aynı fikirde olmayabilir. Ama ben senin ne kadar değiştiğinin farkındayım. Korumacı bir abiyle değil, bir iş adamıyla konuşuyorsun şu anda. Bu yüzden teklifim tamamen profesyonel bir teklif olarak alın. Hemen kestirip atmayın. Etraflıca düşünmenizi istiyorum. Peki madem öyle diyorsan düşünelim. Güzel. Ne söyledi Orhun? Yani sanki konuştukça biraz yumuşadın. Yani öyle hoş şeyler söyledi ki gururum okşandı gerçekten. Abim bizi başarılı bulduğu için bu teklifi yapmış. Yani tamam, zamanlaması biraz kuşkulu. Ama ben abimi tanırım. İnanmadığı hiçbir şey söylemez. Belki de bu krizden çıkış yolumuz bu teklif olabilir. Hem annem artık kılımıza bile dokunamaz. Çünkü abimi devirip geçmesi mümkün değil. Ben... Çok özür dilerim. Böyle karşınıza kalkmama da izin vermediniz. Nasıl oldun? Daha iyiyim. Sizin varlığınız artık daha da iyiyim. Asıl siz nasılsınız? Çok özür dilerim. Yanınızda olamadım. Allah Allah. Hay Allah. Sandalyeyi alayım. Böyle iyi. Ama böyle ayakta... Küçük Bey, nasıllar? İyi, atlattı. İnşallah bugün eve geleceğini umuyoruz. İnşallah. Lütfen. Zahmet buyurmayın. Ben kendim alırım.
ihtiyacın, benden istediğin bir şey var mı? Sadece sağlığınız. Asıl sizin bir emriniz var mı? Eksikliğin hissediliyor. Çabuk iyileş. Kesinlikle efendim. Tekrar geçmiş olsun. Çok teşekkür ederim. Yani holdingin işleri bayağı zor. Aslında bayağı bir yoruluruz. Ama baktığında artıları da var. Mesela müvekkil kaybettik. Aman hızlıca yeni müvekkil bulalım gibi derdimiz olmaz. Ceylan'a Fatih'in maaşını düzenli ödemekte zorlanmayız. Hem belki ileride onlara bir iyileştirme yapabiliriz. Aman ay sonunu getirebildik mi getiremedik mi dertlerimizden de kurtulmuş oluruz. Sen ne dersin? Orhun'un teklifi gurur verici. Ben kesinlikle aksini söyleyemem. Daha da önemlisi, abin şu an kendini ekşen yapıyor. Kız kardeşini kolluyor. Nurşah, bence bizim de kendimizi ekşen yapmamız lazım. Yani bu çıkışı biz ikimiz bulabiliriz. Sen ve ben. Birlikte yapabiliriz bunu. Yani tamam. Ben de başta senin gibi kuşkulu yaklaştım. Ama abim bu teklifi işin içinde kız kardeşi olduğu için yapmıyor ki. Gerçekten iki iyi avukata ihtiyacı olduğu için yapıyor. Ve bizi başarılı bulduğu için. Bunu abimin bir jesti olarak görmesen. Biliyorsun, ailemden gelecek en ufak bir avantajı bile kabul etmiyorum. Şimdiye kadar etmedim. Onlardan bir şey de istemedim. Ama bu durum öyle değil. Abim bize karşılıksız bir şey vermiyor ki. Yani sonuçta işimizi yapacağız ve karşılığında para kazanacağız. Son kararını vermeden bir kere daha düşün, olur mu? Şimdi evleniyor muyuz? Evet. Eğer hala vazgeçmediysen evleniyoruz. Nasıl olacak peki? Kolay. Sen daha iyileşmedin. Dışarı çıkamazsın ki. Benim dışarı çıkmam gerekmiyor. Nasıl yani? Anlamadım. Yani ben hallettim. Fatih gün bile almış. Sağ olsun. Yani eğer istersen yarın hemen evlenebiliriz. Yarın mı? Hı hı. Şaka mı yapıyorsun? Nasıl olacak ki? Vakit yok. Ben nasıl hazırlanacağız? Dur heyecanlanma hemen. Heyecanlanma. Her şey hazırlandı. Her şey tamam. Sen yeter ki yarın evlenmek için evet de. Oluyor demek. Oluyor. Ömrümce bu anı bekledim ben. Artık unuttum. Uzak geçmişte kaldı diye yıllarca kendimi kandırdım ama. İnsan şurasında kendini kandıramıyor işte. Sık sık bu anı hayal edip dururken yakalardım kendimi. Şimdi gerçek oluyor. Gerçek oluyor. Yarın evleniyoruz.
Bizi arz eden müvekkillerin dosyaları. Sen ne yaptın? Bir karara varabildin mi? Hallettiniz mi? Ayıp ettin abi. İyi, konuştuğumuz gibi. Her şey harfi harfine tamam, evet. Güzel. Zamanında yetiştiniz mi bari? Sen kırmızı durum alarmını verince İsol'u ateşledik hemen. Bir koşu yüzüğü alıp Fikret Bey'e yetiştirdik. Güzel. Bir dakika ya, ne yüzüğü, ne oluyor? Bana da anlatın. Ya Fikret abi aradı beni. Feri ablaya evlenme teklif etmek istiyormuş. Gerçekten mi? Hı hı. E harika bir haber bu. Vallahi öyle. Aradı işte nikah konusunda ve yüzük konusunda yardım istedi. Ben de o sırada bizim mesele için sağa sola koşturuyordum. Fatih'i aradım sağ olsun. Yardım etti, kırmadı beni. Hiç olmasa zor hallederdim abi. Bana kalsa yüzük nedir, nereden alınır? Oo, hiç bilmediğim şeyler. Hiç öyle hallettik hemen ama. Of, çok sevindim ya. Gerçekten çok hak ediyorlar mutlu olmayı. Nikah ne zaman? Yarın. Yarın mı? O tarihe nasıl aldınız ki? Vallahi Fatih sayesinde. Ben de nasıl olduğunu pek anlamadım ama yarına tarih aldı. Fikret abiye mesaj attık. Her şeyi organize ettik. Yarın büyük gün. Ortada hiçbir şey yok. Nasıl? Yani ne olacak ki? Yani hazırlık falan yapmak lazım ama vakit de yok. Telaş yapmayın. Biz İsoy'la her şeye hakimiz. Güzel. Bakın hiçbir şey atlamak yok. Bizim yapabileceğimiz bir şey olursa söylersiniz. Anlaştık mı? Tamamdır abi. Hadi biz de eksiklerimize bakalım. Hadi bakalım. Hira abla, yatmasam olmaz mı? Benim hiç uykum yok. Niye akşamı bekliyoruz? Filmi şimdi seyretsek. Ama dinlenmen lazım Aliço. Yoksa iyileşemezsin. İyileşmezsen de yatakta daha çok vakit geçirmek zorunda kalırsın. Tamam, film izlemeyelim o zaman. Resim yapalım. O da mı yasak? Evet, o da yasak. Uyumasan da gözlerini kapatacaksın ve dinleneceksin. Eğer uslu olursan belki akşama doğru yasaklar hafifler. Doktor nefes alışverişini güçlendirmek için bol bol temiz hava almanı, küçük yürüyüşler yapmanı önerdi. Belki küçük bir kaçamak yaparız. Neden olmasın? Belki parka gideriz, yürüyüş yaparız. Ama yeterince dinlenirsen tabii ki. Peki, iyi o zaman. Ama benim de bir şartım var. Neymiş bakalım? Sen benim yanımda kal. Kitap okuyalım. Tamam, anlaştık. Kitap okuyoruz. Benim şirkete geçmem lazım. Bir iki işim var. Hızlıca halledip yanınıza dönerim. Sen bizi merak etme. Kolay gelsin. İş daha fazla uzamamalı artık, anlaşıldı mı? Hemen hallediyorsun. Hemen. Orhun? Ali iyi mi? Merak ettim. İyi. Orhun, ben hep Ali'nin yanında olacağım. Gözün arkada kalmasın. Gözüm arkada değil, merak etme. Hira yanında. Ne o? Yine yüz vermedi değil mi? Vallahi bravo. Yenilmelere doymuyorsun. Beni hiç tanımıyorsun Perihan.
Ben küçük başarılarla uğraşmam. Her zaman büyük resme bakarım ben. O büyük resimde ne görüyorum biliyor musun? Elinde tek bir silah olmadan savaşmaya çalışan, köşeye sıkışmış bir zavallı. O zavallının sonunu da göreceksin. Az kaldı.